I'll also take that bike lock and that aluminum bat. God, oh my God, my baby! Please! I'd like to return this bat. Selam dostlar, bugün sizlere bir yarımaca gülüş ve tebessümle seyir zevki sağlayan gülmelere doyanlara özel kara mizah konulu dizileri listeledik. Şimdiden iyi seyirler. Bir de unutmadan destek olmak için beğenip yorum yapmayı ve değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Hadi listemize geçelim. Ve listeye 10. sıradan Dickinson'la başlıyorum. Amerikan edebiyatının en çarpıcı isimlerinden Emily Dickinson'ı ve Dickinson ailesini televizyon ekranına taşıyan dizinin yaratıcısı The Affair dizisinde de imzası olan Elena Smith. 19. yüzyılda Amerika'nın Massachusetts eyaletinde ailesi ve kardeşleriyle yaşayan Emily Dickinson'ın gençliğini konu alan dizi, genç kızın hem şiiri olan yeteneğini hem de ailesiyle olan ilişkisini anlatıyor. Ve listeye bir animasyon diziyle devam ediyorum. Disenchantment. Disenchantment parçalanmak üzere olan Orta Çağ Krallığı Dreamland'de geçiyor. Bentwood prensi Gaisbert ile evlenmekten vazgeçen prenses Bean, kendisini farklı bir dünyanın içerisinde bulur. Düğün töreninden kaçan prenses, kendi kaderini çizmek için sarayından çıkarak gerçek dünyaya adım atar. Ve listeye harika başka bir diziyle devam ediyorum. Wilfred, hayatının anlamı olmadığına karar vererek intihar etmeye karar veren Ryan'ın hikayesi. Tam intihar edecekken komşusunun köpeği Wilfred, ondan kendisini seyretmesini ister. Ama Ryan, Wilfred'i köpek olarak değil de insan kılığında görebilen tek kişidir. Birbirlerine bağlanıp arkadaşlıkları ilerledikçe, Wilfred, Ryan'a insanlar, sevgi ve yaşam konusunda hayat dersleri vermeye başlar. Ve listeye benim çok sevdiğim bir çizgi roman uyarlamasıyla devam ediyorum. Preacher, Tanrı'nın cenneti terk etmesinin ardından oluşan kaos sırasında bir melek ve bir şeytan ilişkisinden Genesis isimli inanılmaz güçlere sahip yeni bir varlık doğar. Bu doğaüstü varlık dünyaya kaçarak Jesse Custer isimli Teksaslı bir rahibin bedenini ele geçirir. Yaşamı tamamen değişen Custer, eski kız arkadaşı Tulip ve vampir arkadaşı Cassidy ile birlikte Tanrı'yı bulmak ve olanlardan hesap sormak için yollara düşer. Genesis'in olağanüstü güçlerinden korkan melekler, Jesse Custer'a engel olmak ve onu öldürmesi için Western tarzı slasher olan Saint of Killers'ı mezardan çıkarır. Californication. Hank Moody, kadınlara, sekse ve uyuşturucuya düşkün bir roman yazarıdır. Kız arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları çözmeye çalışırken, bir yandan da kızını normal biri olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Charles Bukowski'den esinlenilen bu dizi, rock müzik sevdası etrafında çapkın bir edebiyatçının hikayesini anlatıyor. Ve sırada Wayne var. 15 yaşındaki Wayne'i takip eden dizi, Wayne'in sevgilisi Daryl ile birlikte atıldığı şiddet dolu maceraları işleyecek. Babasını kaybeden Wayne, o ölmeden önce çalınan klasik arabasını bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Sevgilisi Del'in de eşlik ettiği bu yolculuk, kanlı bir maceraya dönüşüyor. Shameless, orijinali olan İngiliz ve Amerikan olarak iki versiyonu olan bu dizinin hangisini izlerseniz izleyin enerjisi çok benzer. Konular ilerleyişlerinde farklı işlense de temelinde 6 çocuk babası Frank Gallagher utanmaz, alkolik ve sorumsuz bir adamdır. Biz bu babanın etrafındaki sorunlu ailenin hayatını izliyoruz. The Boys. Düşman ne kadar kötü olursa olsun süper kahramanlar insan öldürmez, onları adalete teslim ederdi. Filmlerden alıştığımız klasik çizgi roman kahramanlarını unutun. Daha gerçekçi bir dünyaya uyum sağlamış 7 süper kahraman, onlar gibi üstün güçlere sahip ancak yozlaşmış süper kahramanların peşine düşecekler. CIA önderliğinde toplanan ekibin tek görevi şöhret ve güç için yozlaşan kahramanları kontrol altına almak veya onları ortadan kaldırmaktır. Niyetleri ne kadar iyi olsa da bizim tanıdığımız süper kahramanlardan daha farklı karakterlere ve kötülerle savaşma anlayışları vardır. Kötü diye tabir ettikleri kahramanlardan daha mı kötülerdir yoksa? Rick and Morty. Rick and Morty, Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından Adult Swim için yaratılan bağımsız bir yetişkin animasyon televizyon dizisidir. Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatır. Ve listenin ilk sırasında Fargo var. Esrarengiz bir kiralık katil olan Lorne Malvo, iş üzerindeyken geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Hastanede Lester Nygaard ile tanışan Malvo, genç adamın hayatının değişmesine neden olur. Sıradan bir hayatı olan Lester'ın geçmişi başarısızlıklarla doludur ve ailesi tarafından sürekli küçümsenir. Malvo ile yaptığı konuşmalardan etkilenen Lester, karısını öldürerek farklı bir dünyanın kapısını aralar. O artık herkesin tanıdığı insan değildir. İşlediği suçtan sonra Malvo'dan yardım isteyen Lester artık bir arada çalışmaya başlar. Bemidji Polis Departmanı'nın hırslı polisi Molly Silverson ve Dalut Polis Departmanı'nda görevli Gus bir takım olup işlenen cinayetleri çözmeye çalışacaklardır.
Evet dostlar, videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere kara mizah temalı dizilerden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.